Herkese merhaba arkadaşlar, Marvel bilgilerinden ben Çağrı, umarım iyisinizdir. Bu videoda da Ant-Man filminde yeni anti kahraman olarak gördüğümüz Ghost'u anlatmaya çalışacağım. Karakterin yaratıcıları David Michelin ve Bob Layton. İlk görünüşü de 1987 yılı Haziran ayında yayınlanan Iron Man çizgi romanının 219. sayısında gerçekleşiyor. Bu karakteri Ant-Man filminin fragmanında gördük ama aslında Iron Man için getirilmiş bir anti kahraman. Çizgi romanda erkek olmasına rağmen Doctor Strange'deki Ancient One'a yaptıkları gibi burada da bir değişiklik yapmışlar. Aslında yapılan bu değişikliklerin iyi olduğunu düşünüyorum. Carol Danvers videosunda da bahsedeceğim. Onu da hazırlıyorum şu anda ama buradaki gibi kadın karakterleri arttırmanın kadınların başarabileceklerinin, yeteneklerinin günümüzde düşünüldüğü gibi az olmadığını, hatta çok daha fazlası olduğunu hatırlamamızı sağlıyor diye düşünüyorum ben. Neyse, gelelim karaktere. Hayalet olarak bilinen bu arkadaş aslında bayağı umut vaat eden bir tane mühendis. Hayalet olabilecek kadar kamuflaj sağlayabilecek teknolojiler üzerine çalışıyor. Bu teknolojide bir tane zırh. Kullanan kişinin görünürlüğünü azaltmayı ve maddeler içinden geçebilmesini sağlıyor. Iron Man'le olan kapışmasında şöyle bir olay oluyor. Akutek araştırma ve geliştirme firması Beta Partici ile ilgili araştırmalar yapıyor. Bu çalışmayı Roxxon Oil adındaki bir tane firma satın almak istiyor ama adamlar satmıyor. İstediklerini legal yolla elde edemedikleri için de Roxxon Oil Ghost'u kiralayıp şirketi yıkmasını istiyor. Yalnız Ghost saldırıya geçmeden önce de o şirketi Tony Stark satın almış. Şirketin binası içinde kavga sesleri geliyor. Tony Stark zırhını kuşanmış şekilde seslerin geldiği odaya gidiyor. Odada 3 kişi var. 2 tane güvenlik görevlisi ve Iron Man. Hayalet görünmediği için Iron Man başka yollara başvuruyor. Ortamdaki kalp atışlarını kontrol ettikten sonra Ghost'un nerede olduğunu tespit ediyor. Ghost'u göremiyor ama nerede olduğunu biliyor. Ghost fark edildikten sonra duvarlardan rahat bir şekilde geçebildiği için oradan kaçmaya çalışıyor. Iron Man de yeni bir şirket aldığı için finansal anlamda sıkıntı yaşıyor. Ghost'u takip edecek ama duvarlara zarar vermek istemediği için bir tereddüt yaşıyor. Ama Ghost'u da yakalaması gerekiyor. Orada o yüzden bir kovalamaca başlıyor. Bu olaya başka güvenlik görevlileri de dahil olduktan sonra Ghost dikkat dağıtmak için bomba atıyor. Iron Man görevlileri korumak için bombanın üzerine kapaklanınca Ghost'u elinden kaçırıyor. Sonrasında da hayalet intikam almak için yemin ediyor. Ghost bu olaydan sonra zırhını geliştirip kalbin atış sesleri dahil tüm sesleri absorbe edebilecek bir hale getiriyor. Zırhın asıl amacı da zaten fark edilmemek. Gelişiminden sonra da bu amacı en iyi şekilde yerine getirebiliyor. Bunun dışında kullanan kişiye hareket kabiliyetini azaltmaması için oksijen de sağlayabiliyor ve dokunduğu teknolojik aletler kullanılamaz hale geliyor. Birkaç hafta boyunca Ghost ortalıklarda görünmüyor. Bu sırada da Tony Stark kendi zırhı üzerinde yoğun çalışmalar yapıyor. Hatta zırh üzerinde o kadar yoğunlaşıyor ki zırhın içinde uyuduğu oluyor. Bunu yapmasındaki sebep de Ghost gibi bir tehdide karşı hazırlıklı olmak. Bir gün Tony beta parçacığı jeneratörüyle Ghost'a karşı bir tuzak kuruyor. Iron Man bunu köşeye sıkıştırıyor. Parçacık jeneratörü de Ghost'un zırhının kamufle özelliğini bozuyor. Ghost olayın sonunda jeneratörü bozmak için hamle yaptığında oradaki sıcaklıkta zırhı ve bastığı yerler erimeye başlıyor. Altında kalan parçalar eridikten sonra aşağı düşüyor. Iron Man de Ghost'u tutmaya çalışıyor ama Ghost'un bulunduğu yerde sadece yanmış kostümü görünüyor. Karakter daha sonra Justin Hammer'ın bir çalışanı olarak ortaya tekrar çıkıyor ama genel olarak amacı bu. Tony Stark'ın uğrattığı başarısızlıkların intikamını almak. Güçlerinden bahsettik zaten ama bir özet geçecek olursak zırh objelerin içinden geçebilmeyi sağlıyor. Görünmez olmayı, hatta istediği objeleri görünmez hale getirebilmeyi sağlıyor ve teknolojik eşyaları bozabilme gibi yetenekleri var. Zırhın geliştirilmiş halde bütün sesleri maskeleyebiliyor. Karakter dışında filmin fragmanıyla da ilgili birkaç şey söyleyeyim. Bundan sonrasında spoiler niteliğinde ürünler olabilir. Uyarıyı yapayım. Devam edip etmemek yine size kalsın. Ant-Man'in ilk filmindeki Yellow Jacket'in yani Darren Cross'un firması Cross Teknolojileri ikinci filmde de kendisini gösterecek. Tabii ki bu defa Yellow Jacket değil, Cross Teknolojileri şirketinin başkanı Sony Birch mevcut. Fragmanda valiz boyutuna indirdikleri binayı arabada kucağında götüren kişi o. Ayrıca hatırlarsınız Scott ilk filmde regülatörüyle uğraşırken Hank Pym gelip onunla uğraşma, regülatörü bozup kuantum boyutuna gidebilirsin, orada da uzay zaman sürekliliğinden tamamen alakasız bir hale gelirsin diyordu. Tam olarak belki böyle söylemiyordu ama ana düşüncesi buydu. İlk filmde Yellow Jacket'i durdurmak için kuantum boyutuna gidip geri dönmeyi başarabilen Scott, Hank Pym'in ilk filmdeki düşüncesini bu filmde değiştirip karısı Janet Van Dyne'in hayatta olabileceğini düşünmesini sağlıyor. Ne biçim bir cümle olduysa bu. Neyse, o yüzden Hank kuantum boyutuna gidip eşini kurtarmanın yolunu arayacaktır. İlla ki kurtaracaklar tabii ki ama bu kurtarma operasyonu için ne yapacaklar onu da gösterirler diye düşünüyorum. Hope'un şok olduğu bu sahnede muhtemelen annesi geri döndükten sonraki ilk karşılaşmaları. Ayrıca filmde Louis ve Saz arkadaşları hırsızlara karşı korunma yolları sunan bir meslek edinmişler. Arka tarafta da zaten güvenlik kameralarıyla falan bunu vurguladılar. Ve firmanın adı da Excon. Türkçe hali eski mahkumlar oluyor. Tam olarak onlara yakışan bir isim gerçekten. Ayrıca filme göre düşünürsek bu işi yapmaları çok mantıklı. Çünkü adamlar eski hırsız. Hani hırsızların soyacakları yere ne yapacaklarını, işleri nasıl yapacaklarını zaten biliyorlar. Bu bildiklerini de bir güvenlik önlemi almaları gayet yerinde bir karar. Son olarak muhtemelen Cross teknolojisi Hank Pym'in işlerini çalması için Ghost'u tutacak. Ghost'un Hank'le karşılaşma anı da kuantum boyutundan geri döndükten sonra, hatta kuantum boyutuyla ilgili teknolojiyi geliştirebilecek bilgileri elde ettikten sonra olacaktır diye düşünüyorum. Tabii ki bütün bunlar genel teori. Infinity War fragmanı incelemesinde bayağı bir şeyi tutturdum ama bu filmde aynısı olacak mı bilmiyorum. Bu cümleyle de videoyu tamamlıyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Sorunuz ya da kafanıza takılan bir yer varsa yorumlara bekliyorum. Bu videoda da bütün yorumları okuyup cevaplandırmayı düşünüyorum. Hani o konudaki düşünceleriniz nasıl olur onu da bir yorum yapmanızı isteyeceğim sizden. Bunu da söylediğime göre bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.